Assalamu alaikum, hürmetli kanalımız azaları. Demek bugün sizler bilen passive voice ne, yani meçhul nüspet ne ve have something done. Yani arttırma sıfatını kurup çıkarmış sizler bilen. Demek passive voice degeni bu meçhul nüspet degeni Uzbek dildegi ılıdı, ildige doğru geledi. Yani güller ekildi, daraxtlar kesildi. Yani biror bir sharakat kimdir tomonidan bajariladi. Uni kim bajarganligi ahamiyatga ega emas, bizga o'sha sharakat qilinganligi muhim. Demak, passivni formulasi quyidagicha. Demak, to be subject keladi albatta, birinchi o'rinda ega, undan keyin to be keladi. Qaysi zamonda kelishiga qarab to be ham o'zgaradi va undan keyin past participle. Past participle degani noto'g'ri fe'llarning 3-chi shakli, V3 shakli. Masalan, deliver fe'lda o'tgan 3-chi shakli delivered bo'ladi. Agarda u noto'g'ri fe'l bo'ladigan bo'lsa, noto'g'ri fe'lning 3-chi shakli ishlatiladi. Demak, majhul nisbat boya aytganimdek, masalan, quyidagi zamonlarda ishlatiladi, hamma zamonda ham emas. Demak, mana shu zamonlarni o'zingiz mustaqil o'qib olasiz. Demak, mana shu zamonlar majhul nisbatda ishlatiladi. Demak, he delivers the parcels. Demak, u yetkazib berdi pasilkalarni. Bu active gap. Ko'ryapsiz, egasi bor, kesimi bor, to'ldiruvchisi bor. Endi buni majhulga o'zgartiradigan bo'lsak, passivga. Buning uchun bizga active gapning egasi, egasi deyman, to'ldiruvchisi, gapning egasi bo'lib o'tadi. Qoidaga ko'ra, undan keyin bizga to be kerak bo'ladi. Mana subjectdan keyin to be kelyapti. Demak, undan keyin esa asosiy fe'lning V3 shakli, mana deliver bu yerda asosiy fe'l edi, uning passivga o'tganda mana delivered bo'lib o'tadi. Demak, birinchi gapda aytganda u pasilkalarni yetkazib berdi deb, ikkinchi gapda endi the parcels are delivered. Pasilkalar yetkazib berildi kimdir tomonidan. Kimligi bizga nima deydi, kim bajarganligi o'sha sharakat bizga umuman ahamiyati yo'q. Muhimi o'sha ish sharakatining bajarilganligi. Demak, ko'ryapsiz, present simple da ham majhul ishlatiladi yoki present continuous da ishlatiladi. He is delivering the parcels. Demak, u pasilkalarni yetkazib berayapti. Endi keyingisida har doimgidek o'sha to'ldiruvchi gapni boshiga o'tadi. Undan keyin bizga qoida tariqasida to be kerakmi? To be, undan keyin ing continuous bo'lganligi uchun to be plus verb 3 bo'ladi. Demak, mana the parcels are being delivered. Pasilkalar yetkazib berilayapti kimdir tomonidan, kimligi ahamiyatsiz, muhimi o'sha sharakatning qilinayotganligi. Bu passiv nima uchun kerak deb so'rashingiz mumkin. Demak, passiv asosan sharakatni kim bajarganligi muhim bo'lmasa yoki keng ishlatilgan, ya'ni bu ommaviy axborot vositalarida keng ishlatiladi. Agar televizorlarda yoki inglizcha programmalarni ko'rsangiz, hukumat tomonidan shunday ishlar amalga oshirildi, keng ko'lamli islohotlar amalga oshirilmoqda, deyildi. Demak, xayriya ishlari amalga oshirildi. Mana shunday paytda passivda gapiradi ular hamisha. Demak, passiv mana shunday. Demak, ishlatilmaydigan zamonlar ham bor ekan. The present perfect continuous, the future continuous, the past perfect continuous and future perfect continuous are not normally using the passive. Demak, mana shu to'rtta zamon passiv majhul nisbatda ishlatilmas ekan. Keyingisi, we can use the verb to get instead of to be in everyday speech when we talk about things that happen by accident unexpectedly. Demak, to be plus verb 3-ni biz get plus verb 3 deb o'zgartirishimiz mumkin ekan. Kundalik nimada speechda qaysiki birdan xohlamasdan biror bir narsa unexpected tasodifan sodir bo'lsa yoki xohlamaydigan narsa sodir bo'lsa, masalan, four people got hurt in the car crash. Demak, to'rtta odam jarohat oldi mashina avariyasida. Endi buni four people were hurt deb ham aytishimiz mumkin, got hurt deb ham aytishimiz mumkin ekan. Keng tarqalgani o'sha to be plus verb 3 o'zi keng tarqalgani. Keyingisi, we use passive when the person who carries out an action is unknown, unimportant or obvious from the context. Demak, qachonki shaxs biror bir ish harakatni amalga oshirganligi
kim becerigarligi noma'lum bo'lsa o'sha ish harakatni yoki uncha muhim bo'lmasa kim becerigarligi yoki kim becerigarligi gapni mazmunida o'zi aniq bo'ladigan bo'lsa kontekstdan gapni mazmunidan o'sha paytda passivdan foydalanamiz. Masalan, my flat was broken into last week. We don't know who broke into the flat. Demak, mening kvartiramga o'g'ri tushdi, ya'ni buzib kirildi o'tgan hafta kimdir tomonidan. Kim qilganligini bilmaymiz yoki albatta o'g'ri tomonidan buzib kirilgan yoki gapni teksti ma'nosida aniq bo'lganligi uchun ham bizga mana shunday paytda kim bajarganligi muhim bo'lmasa majhuldan foydalanamiz. Keyingisi coffee beans are grown in Brazil. Demak, coffee'ning nimalar deydi? Beans donachalari Braziliyada yetishtiriladi. Kim tomonidan? Odamlar tomonidan. Bu gapni mazmunan kimlar tomonidan yetishtirilishi aniq. Lekin bizga nima deydi? Biror bir sharakatni kim amalga oshirilishi muhim bo'lmagan, gapni natijasi muhim bo'lsa, masalan, kofe Braziliyada yetishtiriladi. Yetishtiriladi. La değil diye bor ko'ryapsiz. Yoki my car was serviced yesterday. Demak, mening mashinamga xizmat ko'rsatildi. Demak, kim mexanik tomonidan ko'rsatadi xizmat. Yoki boshqa misol, o'sha politsiya yoki the burglar was arrested deyilgan bo'lsa, demak, o'g'rilar qo'lga olindi. Kim oladi ularni qo'lga? Politsiya oladi. Chunki o'sha tekstni mazmundan ham mavjud. Mana shunday paytda biz passivdan foydalanamiz. Keyingi qoida buni o'qidik. When the action itself is more important than the person who carries it out, as in news headlines, newspaper article, formal notice, instruction, advertisement process. Demak, biror bir ish-harakat bajarilishi muhim bo'lsa, uni kim amalga oshirishidan ko'ra asosan yangiliklarni sarlavhalarda, gazetalarni, artikl maqolalarda yoki formal notice, rasmiy ogohlantirishlarda, instruction, ya'ni ko'rsatmalarda yoki reklamalarda yoki proses jarayonlarda asosan majhul nisbatdan foydalanar ekan. Masalan, the new hospital will be opened by the Queen on May 15th. Demak, formal notice. Demak, yangi hospital qirolicha tomonidan 15 may kuni ochiladi. Demak, formal notice bo'lgani uchun bu yerda mana future simple'da ishlatilyapti. Ko'ryapsiz, albatta to be plus verb 3 bor. Xo'sh. Keyingisi, when we refer to an unpleasant event and we don't want to say who or what is to blame. Demak, biror bir yoqimsiz holat yoki vaziyat sodir bo'ladigan bo'lsa va biz bu ishda kimni ayblashni bilmasak, kim qilganligini bilmasak, demak aytishimiz mumkin, a lot of mistakes have been made. Judayam ko'plab xatolarga yo'l qo'yildi, xatolar qilindi. Instead of you have made a lot of mistakes, sen juda ham ko'p xato qilibsan deyishdi o'rniga, ko'plab xatoliklarga yo'l qo'yilibdi deb aytishimiz ham mumkin ekan. Yo'q, qaysiki unpleasant event. And we don't want to say who, ya'ni kim biror bir xato kamchiliklarga sizga yoqmaydigan ishni aynan sen qilibsan deyishdi o'rniga, shunaqa ishlar qilinibdi deb aytsangiz, o'sha sal nima muloyimroq chiqadi. Xo'sh, keyingisi changing from active into passive. Demak, aktiv gapni passiv gapga qanday o'zgartirish kerakligi. Demak, mana bu chizmani tushuntirsak yaxshi bo'ladi. Demak, aktiv gap subject, verb, object, ya'ni ega, kesim, to'ldiruvchidan iborat. Tom invited me. Tom meni taklif qildi. Endi buni passivga o'zgartiradigan bo'lsak, mana bu yerdagi object to'ldiruvchi gapni egasi bo'lib o'tadi. Me, I'ga o'zgaradi. Va bizga mana bu yerda invited degan fe'l qoida tariqasida bizga to be ham kerak uning oldidan. Bu o'tgan zamonda bo'lganligi uchun was invited. Demak, subject aytsak ham bo'ladi, aytmasak ham bo'ladi. Kim tomonidan? Tom tomonidan. By Tom. Demak, to change the sentence from active into passive, the object of the active sentence became the subject in the passive sentence. Demak, aktiv gapni to'ldiruvchisi passiv gapning egasi bo'lib o'tadi deyapti. The active verb remains the same tense but it changes into passive form. Demak, aktiv gapning egasi, o'zining egasi deyapman, fe'li o'zgarmasdan qoladi deyapti. Faqatgina uning oldida gapning zamoniga qarab to be o'zgarishi mumkin. Keyingisi, the subject of active sentence became the agent and it's either introduced with the preposition by or omitted.
Demek aktif gapni egesi bu yoqda iş harakatini kim bajargarligiga, ya'ni agent bo'lib o'tishi mumkin deyapti. Buni bu o'tganda bizga albatta buy privilege yordam beradi deyapti. Keyingisi only transitive verbs, ya'ni o'timli fe'llargina verbs followed by an object can be changed into passive. Demek fakatgina o'timli fe'llargina majhul nisbatga o'ta olar ekan. O'timsiz fe'llar o'ta olmaydi. O'timli fe'llar degani o'zidan keyin to'ldiruvchi olib kelsa o'timli, o'zidan keyin to'ldiruvchi olmasa o'timsiz hisoblanadi. Masalan, active gapda grandma knitted my jumper. Demek transitive verb o'timli fe'l. Demek buvim menga jumper tikib berdi, to'qib berdi. Endi buni passive o'zgartiradigan bo'lsa, gapni to'ldirish yoki ega bo'lib o'tadi. My jumper. Keyin bu yoqda qoida tariqasida bizga to be plus verb three kerak. Fe'lni bu yoqqa to'g'ri olamiz. To be o'tgan zamon bo'lganligi uchun bu yerda was bo'ladi. Kim tomonidan amalga oshirildi? By grandma. Bu agent hisoblanadi. Keyingisi some transitive verbs such as have, fit, suit, resemble cannot be changed into passive. Demak, ba'zi bir o'timli fe'llar majhul nisbatga umuman o'zgarmas ekan. Ularni yodlab qo'yish kerak. Keyingisi we use by plus agent to say who or what carries out the action. Demek biz by plus agentten faydalanırken kaçan ki kim yok ki nime amelge hoşlanırken bize böyle bir iş hareketine. We use with instrument, material, ingredient to say what the agent used. Burada bir iş hareket kim tamamen nime arkalı kılınken bize o şeyden bize with gerek olarken. Demek the pancakes were made by Claire. They were made with eggs, flour and milk. Demek bana bu pankekler kılındı. Clary'e tamamen unda bu işe iş hareketini kılışta nimeden faydadan geldiği. Yani instrument mi, material mi yok, ingredient degen terkibi beraber dersenin. Bana şimdi yapaydı bizge with gerek bolan eken. Demek with bilen bir anız bana şimdi yapaydı. Demek they were made, ular kılındı tuxum, un, sütten. Demek ya ki başka mısın? Kağız kaçıda kırkılat dese the papers is cut with scissors. Demek bana göre yapacağız with scissors. Yani kaçı, özür kaçı demem. Kağız kaçıda kırkılat. Kaçı orkalı. With degen o şey orkalı degen instrument. Kendisi. The agent is often omitted in the passive sentence when the subject of the active sentence is one of the following words. Demek odatda quyida passive gapda agent olib tashlanar ekan. Agar active gapni egasi quyidagi so'zlar bo'lsa, people, one, somebody, someone, they, he, she, it bo'ladigan bo'lsa, active gapda somebody has rearranged the furniture. Kimdir mebelni o'rnini almashtirib qo'yibdi, ya'ni o'zgartiribdi. Passivda endi har doim bilib gapni to'ldiruvchi ega bo'lib the furniture has been rearranged. Demak, furniture, yani mebelin onu uzgartırıldı kimdir tamamen. Böyle yapsın bir yerde by somebody demeyebdi. Çünkü bu sözler katlaştı. Dedik bana bu kızıldaki sözler katlaştı. Biz agentini işletmemiz iken. Demek the agent is not omitted when it is a specific or important person or when it is essential to the meaning of sentence. Eğer o şey agent katnaşmasa gapning ma'nosi chiqmaydigan bo'lib qoladigan bo'lsa, qatnash zarur bo'ladigan bo'lsa, mana shu paytda biz agentni qatnashtirishimiz shart ekan. Misol uchun The Mona Lisa was painted by Leonardo da Vinci. Demek Mona Lisa was painted deb qo'yadigan bo'lsak, Mona Lisa chizildi. Gapni ma'nosi chiqyapti, lekin kim tomonidan chizilganligini gapga to'liqroq ma'no berish uchun bizga mana by privilege orqali biror bir ishni kim bajarganligini aytishimiz mumkin. Yoki a new law has been passed by the government. Demak, yangi qonun qabul qilindi hukumat tomonidan. Keyingi ishlatiladigan nimamiz passiv ham something. Demak object pronouns, ya'ni kishilik to'ldiruvchi olmoshlar me, you, him, herlar became subject pronouns. Demak object pronounlar subject pronounga o'zgarib me bo'lsa I, you bo'lsa o'zgarib shu o'z holicha you, him bo'ladigan bo'lsa he, her bo'ladigan bo'lsa she bu o'zgaradi passivga. Masalan they arrested him. Ular qamoqqa oldi uni. Demak he was arrested. U qamoqqa olindi.
Şunları kılıp aktif gap ve pasif uzgarda tolduruçlarına uzgarış kere. Kengisi with the verb which take two objects such as. Demek eğer fiiller uzdenki iki de tolduruç olabilen olsa kuydaki fiiller bring'den başlayıp ta lend geçe we can make two different passive sentence. Biz iki de iki kıl kılıp pasif gap düşünmemiz mümkün eken kuydaki fiiller bilen. Patrick gave Laura some flowers. Aktif gap Patrick Laura'ya bir kança güller verdi. Bu aktif gap. Yani pasifde Laura was given some flowers by Patrick. Demek Laura'ya güller verildi. Patrick tam ondan. Esasen King Rao şeklinden iken. Gengisi some flowers were given to Laura by Patrick. Demek bir kança güller verildi Laura'ya. Patrick tam ondan. Less usual. Esasen işte birinci koyda bu içe tutsengiz. Buladı küdeki fiiller bilen. Üçke ingilizce. When the verb of the active sentence is followed by a preposition, the preposition is kept in the passive sentence as well. Eğer gap, aktif gapta predlog olaydıgan bolsa, pasifde tüşüp olmaydı. Pasif gelen bu çiş gerek. Mesela için, they presented him with a medal. Demek ular tanıştırıldı. Yani ular onu takdirladı, medal bilen de yaptı. Yani pasifde, bu yerde him, he bu bitedi. He was presented with a medal. Demek bana bu yerde present with buladı. Ne dedi? Predlog. Ve bu aktif gapta predlog pasifde düşmemeli. Bu yem katnaş gerek. Kengisi, when we want to find out who or what did something, then the passive question form is as follows. Who, what, by. Demek kaçan ki biz beraber iş hareketinin kim becergenliğine yok ki, kendi becergenliğine bilmekçi olsak bizge who, what, by gibi numaralar soru sözler gerek bulan. Mesela, who was Australia discovered by? Australia kim tamamen keşf kılıngan? What was the fire caused by? Demek, yangın kendi zararlarına sebep olup kildi. Yani zararlar yetkezdi. Demek ben şimdi yakalıp işletişimiz mümkün yakın sorak sözlerini yem meçhul passive voice de. İngisi. Hoş ki İngisi. To hear the verbs hear, help, see and make are followed by the bare infinitive in the active but by the to infinitive in the passive. Demek küdegi hear, help, see and make fiilleri esasen to infinitivsiz işletilirken aktif gaplerde ama pasif bir ötkezgende to işletilirken mesela they saw him leave the building ular görüşte onun binanı terk ediyorken de yani bunu kuradığım olsak he was seen to leave the building o kuruldu binanı terk ediyorken de yani bu yerde kuruyapsız bana bu see'den keyin bana see katlaşken için bu yerde bir infinitiv edip pasifde to infinity göz gergen. But hear, see, watch plus ing form active and passive. Demek aktif ile pasif de bu da uzdan ki ing oladigan bolsa hiç kanı göz gergen sadır bulması iken. Hoş kengisi personal and impersonal construction degen. Personal degen şahsı gep, impersonal degen şahsız. Demek pasifler iki kıl bolsa mümkün şahsı ve şahsız. Demek the verbs think, believe, say or report, now, expect, consider, understand, etc. are used to following passive patterns in personal and impersonal construction. Demek yukarıdaki fiiller şahslı ve şahsız gaplarda işletilmesi mümkün eken. Aktif gapta people believe that he lied in court. Demek adamlar inanıyorlar ki o sudda elde etkendiğini. Şimdi bunu pasif gözgörelirken bulsak pasifde gap neyi gelse olmayıdı. İgesi buladı, lakin it bilen başladı. It's believed that he lied in court. Bu narsa şanlılınladı ki, yani o sudda elde yotken, yani impersonal construction degeni, o şey it bilen başladı. It plus verb plus verb 3, yani to be plus verb 3. Yani personal buladigan bolsa, yani bir olmaşlar, yani şahsını ifade olacak olmaşlar katlaşadı. He is believed to have lied in court. Demek o İşonlardı, kurladı, sudda elde yot geldiği. Şunda yapalım, eğer impersonal degen o şey, it, to be, verb 3 bula degen bolsa, bu impersonal passive hesaplanadı.
Demek, they expect him to arrive soon. Ular küçük şey yaptığını tez arada edip gelişine. Yani bu yerde impersonal bu da diken bu ise it's expected that he will arrive soon. Bu kutuladı ki, ümit kılınadı ki, o tez arada edip gelişiyor ki he is expected to arrive soon. Demek, esasen impersonal passive writing to task olurlar yani. Adamlar tamamen şunlarsa şanırlar ki, yok ki it's believed that, it's considered that gibi birikmeler var yani. Gap ne yani? Kırış kısımda ifade edilen bu şey body 1, body 2'larda yani süpeytimizde impersonal construction gerek oladı. Hoş, kengi nümayemiz pas özür, bu bir yüge isfeler iken kitabın arkasında cevaplar yani var bunu benim ol teşkil edip düşünmeseniz sonra şimdi bunu koldan kengence düşündürüş gerek etkilerimiz. İşte bir yerdeki İngiliz dilini öğrenen Telegram kanalı yok, YouTube kanalı orkalı, komentarya kısmındayım, sonra İngiliz mümkün. Bir yandan mesela, ne? Demek, have something done. Bu struktura şunu ifade eder ki, yani birer bir iş hareketini biz üçün kimdir kalıp verelim. Misal üçün, ben maşinemini yudurtiremem. Yok ki, ne dedi? Maşinam yudurtiraman yoki yana nimasi? Mayli, nimasini ko'ramiz. Demak, struktura quyidagicha have fe'li keladi. Undan keyin something, ot, olmos, xohlagan nima kelishi mumkin va undan keyin fe'lning uchinchi shakli keladi. Demak, ko'ramiz qaysi zamonlarda bu yerni to'g'ri qoidasini o'qish kerak shekilli. Demak, we use have object plus past participle to say that we have arranged for someone to do something for us. Demak, ushbu strukturadan foydalanamiz qachonki biz biror bir ish harakatni kimdir biz uchun qilish kerak bo'lsa. Ya'ni kimdir kimgadir qildirtiramiz, ko'proq qilib aytganda, we had new cupboards made by the carpenter. Demak, we didn't make them ourselves, the carpenter were carpenter made them for us. Demak, biz yangi javonni yasattirdik. Endi bu yerda bu javonni o'zimiz yasamadik. Bizga pulni berdik, yasab berishdi. Mana shunday qilib, boya aytganimdek, men mashinani yudirtirdim, pulni beraman, yuvib beradi. O'zim emas, kimdir bajaradi shu ish harakatni. Demak, question and negations of the verb have are formed with do, does, did. Demak, present simple da bo'lsa do, does. Inkor past simple da bo'ladigan bo'lsa did. Did you have your car serviced? Sen mashinangni tuzattirdingmi? Demak, o'zi emas, kimdir tuzatib berish kerak. Xo'sh, keyingisi we can also use have something done to say that something unpleasant happened to somebody. Ya'ni biror bir yoqimsiz holat, vaziyat kim bilandir sodir bo'ladigan bo'lsa ham quyidagi strukturadan foydalanishimiz mumkin ekan. Paul had his bike stolen yesterday. Paul's bike was stolen. Paul'ning nimasi? Nima deydi? Velosipedi o'g'irlandi. Kimdir tomonidan. Ya'ni o'zi emas, boshqa biri o'g'irlab ketadi. Demak, mana shunday paytda ham biz have something done'dan foydalanishimiz mumkin ekan. We can use the verb get instead of have in only informal conversation. Demak, og'zaki ingliz tilida speakingda have something done o'rniga get something done'dan ham foydalanishimiz mumkin ekan. You must get your hair cut this week. Demak, sen bu hafta sochingni oldirishing kerak. Ya'ni kimdir oladi, albatta sartaroch oladi, o'zi emas. Demak, nima edi? Ushbu strukturaning qaysi zamonlarda ishlatilishi, mana present simple'da, present continuous'dan to ing va infinitivegacha. Demak, he paints the house. Demak, endi bu o'sha formaga solinmagan qismi uyni o'zi bo'yadi. Ya'ni u uyni bo'yayapti, bo'yadi. Endi he has the house painted. U uyni bo'yattirdi kimgadir. Quruvchilarga ham, bo'yoqchilarga ham, lekin o'zi emas. Demak, qachon foydalanamiz have something done formulasidan? Biror bir ish harakatni o'zimiz emas, kimgadir qildirtirsak, mana shu payt have something done'dan foydalanamiz. Qaysi zamonlarda ishlatilishi, bu yerdagi ifodalar. Oh, in other words. Common mistakes. Demak, bularni ham ko'rib chiqishingiz kerak bo'ladi.
bir adı phrase olarak da give away, reveal something, betray somebody, lose or waste. Demek give away degani bu taking'e bermoq degan ma'nosi ham bo'ladi, keyin maxfiy sirlarni ochmoq, ochmoq yoki sotqinlik qilmoq degan ma'nosida ham kelishi mumkin yoki lose or waste biror bir narsani yo'qotish yoki sarflash degan ma'nosida ham kelishi mumkin ekan. Demak, shunday qilib bilan lug'atdan foydalangan holda o'zingiz mustaqil bajarishingiz kerak bo'ladi. Demak, bugungi o'tadigan qisqacha darsimiz shunday bo'ladi shekilli. Demak, darslar davomida tushunmagan joylaringiz bo'lsa, bemalol so'rashingiz mumkin. E'tiboringiz uchun rahmat.